Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ELSE anlaşmasının 60. yılı vesilesiyle ortak bir makale kaleme aldı. Alman Frankfurter ve Fransız Journal gazetelerinde yayınlanan makalede Avrupa'nın egemenlik alanını güçlendirerek uluslararası düzeni şekillendirmesinin önemine dikkat çekildi. Avrupa'nın gelecekte güçlü kalabilmesi adına savunma sanayisine ve silahlı kuvvetlere yatırımın artırılması gerektiğine dikkat çekilen makalede, "Yarının güçlü Avrupa'sı için silahlı kuvvetlerimize ve Avrupa'daki savunma sanayimizin temellerine daha fazla yatırım yapmalıyız. Bu, savunma kabiliyetimizi geliştirecek ve dolayısıyla transatlantik ilişkileri de güçlenecektir. Avrupa'nın yeteneklerinin geliştirilmesi ve NATO'da daha güçlü bir Avrupa ayağı, bizim Atlantik'in diğer yakasında ABD için daha güçlü bir ortak haline getirecektir. Büyük uluslararası askeri zorlukların üstesinden gelmede daha donanımlı, daha verimli ve daha etkili olunacaktır" ifadelerine yer verildi. Avrupa'nın enerji politikasına önem verilmesinin zaruri olduğuna vurgu yapılan makalede, yenilebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının daima öncelikli konumda olması gerektiğine dikkat çekilerek, her şeyden önce yenilebilir ve düşük karbonlu enerji kaynaklarına, enerji verimliliği önlemlerine, güçlü ara bağlantılara ve hem üreteceğimiz hem de ithal edeceğimiz hidrojen kullanımına odaklanacağız. Elektrik piyasasının işleyişini iyileştirmek için çalışacağız ve Avrupa düzeyinde ortak gaz alımına katılacağız. Birleşmiş Milletler şartında yer alan uluslararası düzeni korumak için çalışan herkesle stratejik ortaklıklarımızı güçlendirmek istiyoruz. Refahımızın temel taşı olarak serbest ve adil ticareti teşvik etmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi daha geniş bir zemine oturtmak için merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı iddialı bir ticaret gündemini ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla modern ticaret anlaşmalarını destekliyoruz açıklamasına yer verildi. Hukukun üstünlüğü, iklim krizi, savunma sanayisinin gelişimi, askeri birliklerin yetiştirilmesine önem verilmesi, Avrupa insanının refah seviyesinin arttırılmasının güçlü Avrupa'nın temelini oluşturacağını belirten Scholz ve Macron, kaleme almış oldukları makalenin son bölümünde "dirençli, güçlü ve egemen bir AB için aynı hedefleri takip ediyoruz. Aynı fikirde olmadığımız olanlarla da Avrupalı partnerlerimizle istişare etmek istediğimiz ortak cevaplar bulmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone olun.